geçmiş geçmişte kaldı. O günler bitti. O günler bitmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin adresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıllarca maddi destek alan ve bugünlerde devlete torpille polis, asker, hakim, savcı yerleştirdiği belgeleriyle ortaya çıkan TÜGVA. Yani Erdoğan ailesinin yönettiği AKP'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Vakfı. TÜGVA gibi kurumlarımızın kıymetini bilin. Kirası ödenmek suretiyle, yer tahsis edilmek suretiyle, efendim kampına para aktarılmak, otobüs tahsis edilmek suretiyle İBB tarafından en çok kaynak harcanan vakıf TÜGVA. Halkın ve bir kısım yorumcunun yeni öğrendiği TÜGVA'nın hikayesi ve yöntemi ise bilenler için oldukça tanıdık. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Sabaha karşı 28 adrese birden baskın yapıldı. Barış Güler gözaltına alındı. Görüntülerde ele geçirilen kasalarla para sayma makinesi dikkat çekti. Bugün 17 Aralık 2013. 8 sene geriye gidiyoruz. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla deşifre olan usulsüz para trafiğinin merkezindeki TÜRGEV'e. Yani Bilal Erdoğan'ın daha sonra TÜGVA'da aynen uygulayacağı gasp ve rüşvet mekanizmasına. TÜRGEV'in bana hesap numarasıyla bir banka hesap numarasını gönderir misin? Bir arkadaşımız bir şey gönderecek. Bu zekat mı diğer türlü mü? Zekat da ayrı. Tamam. Normal teberrüde bulunacak yani. Tamam, gönderelim. Sen bana bir şey göndersen. Bilal Erdoğan'ın Alo Fatih olarak hafızalara kazınan Fatih Saraç'la görüşmesinde gelen parayla ilgili bu zekat mı diğer türlü mü diye sorduğu, TÜRGEV'in bazı zorunlu bağışçıları ise herkesin tanıdığı isimlerdi. Salih Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Zafer Çağlayan Bey'den aldım numaranızı. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz bir Bilal Bey'le görüşürseniz Bilal Bey'in bilgisi var. Şeyle, konuyla ilgili öyle mi? Evet, konuyla ilgili. Neydi, konu neydi? Bilal Bey'le belki görüşemeyebiliriz. Ben bir Konya işim var da. Hiçbir bağışta bulunacaktım, vakfa da yollayacaktım. Tamam. Anladım. Şey, hayır, Bilal Bey söyledi bana. Dönemin emniyet görevlilerince takip edilen Zarrab'ın eski TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç'la yaptığı telefon görüşmesinin ortaya saçılması elbette birilerinin canını fena halde sıkacak cinstendi. Bu kurumun hizmetlerine destek veren insanlar özel olarak tespit edilip niçin saldırıyor bu? Birçok kamu kaynağına çöktüğü, arsa, bina gibi yatırımlara el koyduğu ayyuka çıkan TÜRGEV'in artık bu işler için uygun olmaması Erdoğan ailesini yeni bir arayışa itmişti. Üstü kapatılan 17 Aralık soruşturmasıyla aynı günlerde, yani 2013 sonlarında yine Bilal Erdoğan eliyle yeni bir vakıf kurulacak, bundan böyle faaliyete buradan devam edilecekti. Bir gençlik vakfı kuruldu yeni, TÜGVA. Türkiye Gençlik Vakfı mı vardı, değil mi? Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA. TÜGVA, onu duydum abi. TÜGVA yeni kuruldu, başbakan kurdurdu. Benim oğlum da kurucular arasında. Bu Bekir de kurucular arasında. Öyle mi? O çok tabii, iyi. Vakfı da Ahmet kurdu. Bizim avukat var ya ufaklık. Sen de oğlanı mı abi? Ufaklık. Onlar da teşkilatlanıyor. Onu da hemen şey yap, başbakanım işte hemen biz de TÜGVA ile ilgili şeyde bulunalım diye. Partinin gençlik kolları. Türkiye üzerine çalışma yapan pek çok uzmana göre yolsuzluğun, adam kayırmanın ve torpilin kaynağı esasında 17 Aralık'ta yakalanmıştı. O gün yapılan yolsuzluk soruşturması nihayete erdirilebilseydi, şimdilerde çarşaf çarşaf yayınlanan Excel tabloları, kadrolaşma ve usulsüz atama listeleri belki de hiç gündeme gelmeyecek ve Türkiye bu yapının marifetleriyle 8 sene sonra tekrar karşılaşmayacaktı. Birileri dönemin şartları içinde rüşvetçi Reza Zarrab'ın paralarıyla iş yapmak zorundayken şu an dev bir ahtapot gibi ülke kaynaklarına çökemeyecek, çıkardıkları KHK'larla el koydukları yüzlerce arsa ve binayı yağmalayamayacaklardı. Bir gençlik vakfı düşünün ki en önemli işi taşınmazları almak olsun. TÜGVA, KHK ile kapatılan vakıfların neredeyse tüm taşınmazları için başvuruda bulunmuş. Birçok il var ama İstanbul önemli bir yer tutuyor demiş Fırat ve işte belgeler diye sayısız belge. Yine Gülen yapılanmasına ait yurtların herhangi bir bedel ödenmeksizin TÜGVA'ya devredildiği de görülüyor. Bedava bina, bedava arsa rantına alışan AKP'nin arka bahçesi TÜGVA benzeri kuruluşların özgüvenlerinin kaynağı ise kurulan tek adam rejimi.
Öyle ki normalde sıradan bir kiracı, mülk sahibi kavgasıyla başlayan olaylar Türkiye gündemine oturabildi. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan çok değerli Büyükada İskelesi'nin üst katında sadece 2500 liraya kiracı olan, üstelik bir de burayı başkalarına kullandıran TÜGVA şubesi tahliye edilemedi. Paha biçilmez manzaraya sahip binada işgalci olan kurum, aldığı siyasi destekle zabıtaya direndi, üstelik polisin desteğiyle ekipleri eli boş geri gönderdi. Arsızlar ya, çökmüşler ya İstanbullunun malına. Tebligatın gereği yerine getirilmedi. Kaftancıoğlu'nun arsızlık dediği pervasız tavırların ardından bir anda ortaya saçılan belgelerse olayın boyutunun sadece bina gaspıyla sınırlı olmadığını gösterdi. TÜGVA'nın içinde belge ve bilgi arşivleyen birileri devlette çok konuşulacak yandaş kadrolaşmasını deşifre etti. Belgelere göre yaptıkları hukuk dışı işlemleri kalem kalem kaydeden vakıf yöneticilerinin, işe yerleştirdiği kişilerin referanslarından TC kimlik numaralarına kadar her detayı kaydettiği görülüyor. Üstelik sızan belgelerde yüzlerce isim, onlarca meslek grubu yer alıyor. Ya bir kere bu içeriden belgeleri almış ya bu adam. Sızdırmış, kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor. Vakfın başkanı Enes Eminoğlu'nun gerçek dediği belgelerin doğruluğunu teyit eden başkaları da yok değil. Vakfın eski yöneticisi Tamer Özsoy, açıklanan belgelerin tamamının doğru olduğunu söylüyor. Yıllarca bu yapı içinde kalan Özsoy, yaşananlardan o kadar muzdarip ki yargılanmak ve bildiklerini anlatmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ehli vicdan savcılarına sesleniyorum buradan. Diyorum ki ilk başta beni, ondan sonra da herkesi yargılayıp... Dürüst savcılara çağrı ise yankı bulacak gibi değil. Zira Özsoy'a göre sadece kendisinin tanıdığı, Adalet Bakanlığı'nda yüzün üzerinde TÜGVA'lı var. Yani olay sanıldığından daha da büyük. TÜGVA'lı gençler kaymakam, hakim, savcı, genel müdür olmasınlar mı ya? Yani?